Yine maç başlıyor. İki takıma da başarılar. Fatih hücuma girişi kazandırdı Ümit. Fatih, Okan, ceza sahasında Serkan top bekliyor. Arif, kaleci boş kareye ve gol! Okan'ın golü. Galatasaray 1-0 önde deplasmanda değerli izleyiciler. 12. dakika, Okan için hiç de zor olmadığı bu golü atmak. Çaykur Rizespor 0, Galatasaray 1. Okan atıyor ve Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. Karol Peç'e üzgün. Golü kale arkasından bir kez daha izliyoruz. Galatasaray bu golle deplasmanda 1-0 önde. Hasan, Emre, Arif, Emre. Ara pas yaptı, ofsayt yok. Serkan karşı karşıya. Kale boş. Serkan vurdurmuyor savunma. Vurdurmuyor savunma Çaykur Rizespor'da. Recep ve top dışarı çıkıyor. Ahmet. Offside yok. Arif bıraktı. Serkan. Arif. Serkan karşı karşıya. Bir çalıp kale boş. 2 oldu. Serkan'ın golü. Çaykur Rizespor 0. Galatasaray 2. 16. dakika. 4 dakikada 2 gol Galatasaray'dan. Yedek bekleyen Jardel görüntüde. Jardelsiz kadrosuyla 2-0'lık üstünlüğü var Galatasaray'ın deplasmanda. Mevlüt, Serkan, direkten giriyor, ikinci vuruş gol! Aradaki fark bireydi değerli izleyiciler. Direkten geri gelen topu çok iyi takip etti. Zahmet ve aradaki farkı bire indirdi, 53. dakika. Ümit Ozan, Okan faul yapıyor. Çaykur Rizespor'un attığı gol. Serkan'ın vuruşu. Direkten geri gelen top. Esafet'in golü. Emre Belezoğlu kullandı. Ümit ve gol! Aradaki fark yeniden ikiye çıktı değerli izleyiciler. Ümit'in golü. Emre Belezoğlu'nun ortası. Galatasaray yeniden aradaki farkı ikiye çıkartıyor. Karşılaşmada 57. dakika. Galatasaray'ın golü bir kez daha geliyor görüntüye. Yeni bir orta şansı. Kürşat. Bir ortada. Tete. Ümit takip ediyor Fatih. Yine Kürşat. Kürşat'ın ortası. Tete. Ve gol değerli izleyiciler. Tete attı. 3-2. 75. dakika. Sağdan geldi, soldan geldi, en sonunda golü buldu Çaykur Rizespor. Pozisyon kale arkasından geliyor görüntüye. Arif hareketli. Arif, Serkan ceza sahasında Serkan ve karşılaşmanın hakemi Bülent Uzun penaltı diyor. Bülent Uzun penaltı noktasını gösterdi. 87. dakika. İşte Serkan. Bu pozisyonda Omar'ın müdahalesi. Bu sezon penaltı vuruşlarından yararlanamadı değerli izleyiciler. Galatasaray. Emre Belezoğlu. Emre ve top ağlarda. 4-2. Emre'nin golü 4-2. Ve maçın son düdüğü. Maçın skoru Çaykur Rizespor 2, Galatasaray 4. Resmen ayağıma geldi tekme. Artık faul beklediğim için isyan ettim. Ama vermedi faul. Önemli değil. Yani önemli, çok ciddi bir şey yok. Ama farklı, sakatlık var. Ümit Özan'la da çok maç içindeki... Yok, hiç ben... Dikkat çekti. Yok. Maç içinde bazı şeyler olmuyor ama kendisi çok iyi bir insan. Ben de kendisini çok seviyorum. O yüzden bir hatam varsa da özür dilerim.
maç oldu. Tabii zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. Önemli olan da buydu. Artık ilerleyen haftalarda şampiyonluk düzün belli olur. Ümit. Rize Spor daha önce burada birçok devi yendi. Berabere kaldı Fenerbahçe'yle. Beşiktaş'ı yendi ama bugün... Valla bugün de yenebilirdik. Şanssız goller yedik. Söylenecek başka bir şey yok. Ya aslında yani zor olmasa hep bizim elimizde. Çok basit goller yedik. Ama kazanmasını bildik. Son 5 hafta her şeyimizle mücadele ediyoruz. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Sadece birinci ligde biz maç kazandık. Ahmet, bugün sol tarafta oldukça başarılıydın. Hemen gördüm. Teşekkür ederim ya. Demek ki oynayabiliyormuşuz sol tarafta. Bundan sonra devam inşallah. Galatasaray iyi takım ama her şeye rağmen gerideyken bir ümit yakalama imkanımız oldu fakat hemen arkasından gol yiyince dejenere olduk. Sanırım elimizden geleni yaptık ama Galatasaray güçlü takım. Bir kaptan Bülent'le ikinci adı. Bir şey yok, bir şey yok. Oldu. Sözüm var, sözüm. 90 dakika bayağı iyi bir oyun sergiledik her iki takımda. Bol fırsatlı bir maç geçti. Sonuçta biz 4 gol attık. Galip geldik. O yüzden 3 puan bizim için çok önemliydi. Son 5 haftaya gidiyoruz. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Yani bakacağız. 5 hafta bence bu iş gol averajına kalmayacak. Yani puanlar ön plana çıkacak bence. Rize Spor da varını yorunu ortaya koydu. Güzel futbol oynuyorlar. Her zaman güzel futbol oynuyorlar zaten. Güzel bir maç oldu. Final havasında oldu. Sahiden herkes güzel futbol izledi. 3 puana ihtiyacımız vardı. Onu aldık. Artık kalan maçta. Şampiyonluk için neler söylemek istersiniz? Kıran kırana bir mücadele var. Şampiyonluk için son nefese kadar bu devam edecek. Sonunda bir kişi ipi göğüsleyecek. O sevinecek. Ötekiler de bu sene için üzülecek. Önümüzdeki seneye hazırlanacak. Nefes nefese gidiyor. Bu işin Kadıköy'de çözülür mü? Yani denk takımlar değil ki. Galatasaray UEFA Kupası şampiyonu. Yani bunun hakkını vermek lazım. Tabii ki Türkiye şampiyonu da olacak. Fatih Çöl. Ümit ikinci yarı bir gol attın. Offside mıydı? Sayılmadı. Vallahi onu o anda anlayamayız. Bakalım akşam izleyeceğiz, göreceğiz. Okan'la mücadelelerin dikkat çekti. Yok. Tartışma var mıydı? Sağ içinde olur böyle şeyler. Futbol bu. Yani dışarıda hepimiz dostuz, arkadaşız.